Tabiat-ı İlahiye sohbetimizde 18. bölüm. 18. bölüm başlığı 17. bölümden birinci kısımdır. O kitabın bölümlerinden 18.'dir. Aklın yakin nurunu kalp sahası üzerine feyizlendirmesinin arifliği konu başlığından devam ediyoruz inşallah. Cenab-ı Şeyh bu değerli kitabı esas itibarıyla 17 bölüm üzerine tertip buyurmuştur. Ve 17. bölümde insana yüklenmiş olan sırların özelliklerini ve salikin ne gibi haller üzerine olması gerektiğini ve büyük alem ile küçük alem olan insanda bu sırlara paralel olan şeyleri anlatmak gerekmiş olduğundan bu 17. bölümü de 5 kısım üzerine yazmıştır. Bu 5 kısımdan her birine yazılmış olan hakikatler ve ilahi bilgiler aslında 17. bölümün esaslarına dahil olmakla beraber kitabın tamamının ayrı ayrı birer bölümü sayılmaya ve itibar edilmeye de layık olduğundan kitabın 17. bölümünün bu birinci kısmı 18. bölümü mesabesinde olmuştur. Bu 18. bölümde aklın yakin nurunu kalp sahası üzerine ne şekilde feyizlendirdiği beyan ve izah edilir. Şimdi gerek akıl ve gerek yakin nuru ile gerek kalp sahası his gözü ile görülebilecek maddi şeyler olmadığından anlatılacak olan bilgileri anlayışa yaklaştırmak için maddi bir örnek verilmesi gerekir. Çünkü misal ile akredilen şey hissedilir olur. Şöyle ki, güneş parlak bir cisme karşılık olduğu vakit bu cisimden bir nur yansır. Ve bu cisim kendisinden yansıyan o nur ile güneşe karşılık olmayan yeri ışıklandırır. Nitekim astronomi ilmine vakıf olanlar bilirler ki güneş dünyanın herhangi bir noktasından battığında o nokta karanlık olur. Ve bu karanlık noktaya karşılık gelen aya güneşin ışığı vurunca ayın yüzeyi aydınlanır. Ve onda yayılan aydınlık dünyanın karanlık noktasına yansır. Dünyanın bu karanlık noktasında oturmakta olup güneşi görmeyi isteyen kimse kendisine nur yansımış olan dünyaya ve yüzeyi parlayan aya bakışını diksin. O güneşin vücudunu keşfeder ve onun vücuduna vakıf olur. Ve bu tertipten üç esası içine alan bir şekil peyda olur ki birinci esas güneş, ikincisi parlak cisim ve üçüncüsü yansıyan ışığın vurduğu karanlık yerdir. Bu örneği verdikten sonra bilinsin ki hayvani nefsten bir nur taşar. Ve bu nur ruhun bağlandığı ve hükmettiği kalp tarafından çıkar. Cismin en uzak yerlerine kadar ulaşır. Yani hayvani nefs ki cisme kendi tercihini kullanmak ile hareket veren kuvvettir. Bunun makamı kalptir. İnsani ruhun ise bu hayvani nefse kalpte sanatın ele ve bakışın göze bağlantısı gibi tarife sığmayan bir bağlantısı vardır. Ve bu bağlantıya büyük boşluk tabir edilir. Şimdi bu nur kalpten taşıp cismin en uzak yerlerine yani parmakların ucuna kadar ulaşır. Daha sonra bu nur feleğin hareketi gibi yansıyıp beyne ulaşıncaya kadar yükselir. Bu nurun bitişik olarak yayılması yani kesilmeksizin birbirine bitişik olarak gelişi akla ulaşır ki o nurun kalpteki basiret gözü üzerinde feyizlenme tesiri vardır. Yani akla ulaşmış olan o nurdan kalpteki basiret gözü feyizlenir. Bu nur basiret gözüne zahir olduğunda his gözü için maddi güneş gibidir. O basiret gözü Kaf 37'de yani kendisi için kalp olan kimseye bu Kur'an'da nasihat vardır ayetine muhatap olur. Demek ki basiret gözü açılmamış olan kimseler bu hitaba ehil değildirler. Ayeti tekrar ediyorum. Kaf 37. Kendisi için kalp olan kimseye bu Kur'an'da nasihat vardır. İşte daha önceki sohbetlerimizde de dile getiriyoruz ya, Kur'an'da Allah-u Teala'nın böyle hitapları var. Akıl sahiplerine, derin akıl sahiplerine ve kalp sahiplerine. İşte basiret sahibi dediğimiz, basirete sahip olabilmenin özelliği kalp gözüyle meseleye bakmış olmak gerekiyor. Burada his için mana yoktur. Yani bu basiret gözü hissi bir şey değildir. Belki manevidir. Şimdi şua basiret gözünden kalp sahası üzerine yansır.
Bu yansıma gözden çıkan şu anın görülen şeylerin yani eşya suretlerinin üzerine aksetmesine benzer. Böyle olunca o basiret gözü ki batın gözüdür, iç gözdür. Melekutun acayibine yani eşyanın batınlarının acayibine bakar. İşte o basiret gözü eşyanın hakikatine bakmış oluyor işte. Acayibine bakar diyor, batınlarına bakar. Ve nurların menşeinden çıkışı ve yansıması bitişik olarak geliyor olduğundan bunun indinde kalpte ikinci bir manevi göz daha açılır. Ve o göz yakin gözüdür ki yakin nuruna bakar. Çünkü Allah-u Teala'nın iki nuru vardır. Nurun birisiyle tabiat karanlığı içinde sırat-ı müstakim görülüp yürünür. Evet, bu nurlardan birisiyle tabiat karanlığı içinde, bu unsuri karanlığın içerisinde sırat-ı müstakim, o doğru yol görülüp yürünür. Ve diğer nur da bu sırat-ı müstakimde Hakk'a hidayet eder. Çünkü her sırat-ı müstakim üzerinde yürüyen mümin Hakk'ın nurunu müşahede edemez. İşte bu iki nur için kalpte de iki göz vardır. Birisi basiret gözüdür ki o yakin ilmidir ve his gözünün hatalarını gören ancak bu gözdür. Basiret gözü. Basiret gözüne bağlanan nur hakkında hadid 28. Sizin için bir nur yaptı ki siz onunla yürürsünüz buyurulur. Bu ayette belirtilen o işte o nur basiret gözüne bağlanan nur oluyor. Ve bu da yakin ilmidir. Ve ikinci göz yakin gözüdür ki Hakk'a hidayet eden nura bakar. Bu yakin gözüne bağlanan nur hakkında Hak Teala Nur suresi 35. ayet. Allah Teala nuruna dilediği kimseyi hidayet eder buyurur. Bu nur yakin nurudur. Şimdi basiret gözünün nuru olan yakin ilmi yakin gözünün nuru olan yakin nuruna bitiştiği vakit insan göklerin ve yerin melekutunu yani batınlarını muayene ve müşahade eder. Hak Teala'nın açılmasını istediği kadar eşyanın hakikatlerine ve sabit aynlarına bakıp melek mahlukat hakkında kader sırrının nasıl hükmettiğini yakin gözüyle görür. Ve bu zulmani alemde her bir kimsenin hakikatinin gereği olmak üzere ne gibi fiiller ile meşgul olacağını ve şakiyi ve saidi bilir. İşte bu nurla bu gözle. Bu iki nurun bitişmesinin delili Kur'an-ı Kerim'de Nurun ala nur. Nur suresi 35. ayet. Yani nur üzerine nur olur denilen haldir. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramdan Hazreti Zeyd'e "Ya Zeyd, nasıl sabahladın?" buyurdular. Hazreti Zeyd de şu cevabı verdi. "Ya Resulullah, mümin olarak sabahladım. Server-i Kainat Efendimiz Hazretleri, her şey için bir hakikat vardır. Senin imanının hakikati nedir?" buyururlar. Cenab-ı Zeyd de şöyle cevap verir. "Nefsimi dünyadan çektim ve gündüz susuz oldum ve gece uyanık kaldım. Sanki bariz olarak Rabbimin arşına bakarım ve sanki nimetlenen ve lezzetlenen cennet ehline ve azapta olan ateş ehline bakarım." dedi. Server-i Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "isabet ettin. Bundan dolayı sükut et." buyurdular. Artık işte kalp gözü açıldığı için bu haller, hadiseler kendisine ayan beyan gözükür olmuş Hazreti Zeyd'e. Ne diyor burada? "Gündüz susuz kaldım, gece uyanık kaldım." İşte Allah-u Teala'ya yakin elde etmenin nafile ibadetlerle yaklaşılabileceğini daha önceki sohbetlerimizde hep dile getirmiştik. Burada işte yani susuz kaldığından derken yeme içmeyi kısıtladığını da beyan etmiş oluyor burada. Ne kadar yeme içme kısıtlanırsa insanın maneviyatı o kadar artış oluyor. Yani o basiret dediğimiz o kalp gözü o kadar görmeye başlar. Perdeleri kalkmış olur üzerinden. Mevlana Efendimiz Mesnevi Şerif'in birinci cildinde Cenab-ı Zeyd'in dilinden şöyle tefsir ve beyan buyururlar. Bir sabah Peygamber Zeyd'e
Ey safalı arkadaşım, nasıl sabahladın buyurdu. Hazreti Zeyd mümin kul olarak dedi. Tekrar buyurdular ki eğer imanın bağı açıldı ise hani nişanı? Hazreti Zeyd ben günlerce susamış ve gece aşk ve yanmalardan uyumamıştım. Nihayet gece ve gündüzden öyle geçtim. Nasıl ki mizrağın ucu siperden geçer. Öyle ki o taraftan milletin hepsi birdir. 100.000 sene ve bir saat eşittir. Ezel ile ebedin birliği vardır. Aklın o tarafa tahkik ve araştırma yolu yoktur. İşte aklı bırakıp kalple idrak edilebilir dediğimiz mevzular. Server-i Enbiya Efendimiz buyurdular ki bu yoldan bu diyarın anlayış ve akıllarına layık armağan getirdin ise getir bakalım. Hazreti Zeyd dedi. Halk Asuman'ı nasıl görüyorlar ise ben de arşı ve arşa mensupları görüyorum. Benim önümde 8 cennet ve 7 cehennem putperestin önündeki put gibi zahir oldu. Değirmende buğdayı arpadan tanıdığım gibi halkı birebir tanırım. Öyle cennetlik kimdir ve bigane kimdir? Benim önümde yılan ve ay gibi aşikardır. Buyurdu. İşte Cenab-ı Zeyd Nur'un âlâ nur. Nur suresi 35. ayette geçtiği gibi sırrına ulaşan saadetlilerden olup kader sırrının halk üzerine nasıl hükmettiğini yakîn gözüyle görmüştür. Ve bu kitabın yazarı Cenab-ı Şeyh-i Ekber de bu sırra mazhar olmakla alemde ileride olacaklar hakkında ilahi izin ile birçok bilgiler vermişlerdir. Şecere-i Numaniyesi ile Ankayim Mugribi ve Muhazzaratül Ebrar ve Müsemmaratül Ahyar isimli eserlerindeki Harabül Büldan fi Ahiri Zaman bahsi bu keşiflerinin içerisindendir. Piyasada yakın zamanda çıktı biliyorsunuz Şecere-i Numaniyesi Osmanlı'nın kuruluşunu da haber veren bir kitabıydı mesela. Osmanlı kuruluşundan çok çok önce yaşamış olmasına rağmen Muhittin İbn Arabi Hazretleri onunla alakalı da Allah-u Teala'nın kendisine bildirmesiyle keramet göstermiş. Oradan da bilgiler vermiş.